Geçtiğimiz günlerde gümrük ve dış ticaret alanındaki değişiklikleri irdelediğimizde 27 Eylül tarihinde resmi gazetede Türkiye'nin ekonomik ve mali alandaki stratejisine belirleyen orta vadeli planın yayınlandığını görüyoruz. Orta vadeli planda gümrük ve lojistik işlemlerine ilişkinde bazı başlıklar yer almakta. Tek pencere sisteminin yaygınlaştırılması, laboratuvar işlemlerinin tek elde toplanması, liman işletmelerinde konteyner takip sisteminin yaygınlaştırılması, kara hudut kapılarında hız ve etkinliğin arttırılması, orta vadeli planda gümrük alanındaki temel başlıklar olarak ortaya çıkmakta. 1 Ekim tarihinde Türkiye ile Singapur arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasında tercihli menşeinin nasıl belirleneceğine dair yönetmeliğin yayınlandığını görüyoruz. Bu yönetmelik uyarınca Türkiye'nin 21. serbest ticaret anlaşması olan Singapur ile fatura beyanı da dahil olmak üzere bir menşe beyanıyla tercihli tarifeden istifade edilebileceğini gözlemliyoruz. 7 Ekim tarihinde sığır eti ithalatında teknik ve sağlık şartları belirleyen gıda tarım ve hayvancılık Bakanlığının tebliğinin yayınlandığını görüyoruz. Aynı tebliğde bu ürünlerin ithalatında kontrol belgesinin nasıl alınacağı da gözlemlenebilmekte. 9 Ekim tarihi itibarıyla transit işlemlerinde detaylı beyan tabir ettiğimiz Trim Trex beyannamelerinin kullanılmasına artık son verildi. Transit işlemlerinde NCTS sistemi üzerinden T1 beyannameleri doldurulmaya başlandı. Şu an T1 işlemlerinde kapsamlı ve global teminatı bir arada kullanabiliyoruz. Ancak 1 Kasım tarihi itibarıyla NCTS işlemlerinde sadece kapsamlı teminat veya arızı işlemlerde bireysel teminat kullanılacağının altını çizmek faydalı olacaktır. Bu konularla ilgili ek sorularınız olması halinde Solmaz.com üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.